Merhabalar Ekmek ve Gül'den hepinize merhaba. Bir kere daha bir Perşembe günü daha Sevda Karaca ile birlikte sizlerleyiz. Bu hafta Erdoğan'ın ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından açıklanan önümüzdeki 4-5 sene içinde yargı alanında yapılacak değişikliklerle ilgili medyada da yargı reformu paketi olarak adlandırılan açıklamasından sonra gündeme çeşitli torba yasa teklifleri gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de derneklerin denetimi ve çalışmalarının durdurulmasına ilişkin torba yasa. Tabii biz de bu vesileyle bu haftaki programımızı biraz daha ifade özgürlüğü ve örgütlenme önüne konan engeller üzerinden kurmak istedik. İlk olarak şeyi konuşarak başlayabiliriz diye düşünüyoruz. Bu derneklerin çalışması ve durdurulmasına yönelik, denetimine yönelik çıkartılan bu yasanın da aslında kitle imha silahlarının yayılmasına, finansmanın önlenmesine ilişkin kanun teklifi gibi uzun bir isimle geçiyor. Şimdi bu teklifin içerisinde, bu yasa tasarısının içerisinde ne olduğuna çok kısa kısa değineceğim ve biraz Sevda'yla da aslında tüm bu maddeler ve onun da ekleyeceği şekliyle kadınların örgütlenmesi önünde nasıl engeller oluşturduğunu biraz daha detaylı konuşmak istiyoruz. Şimdi bu teklif bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Bugün de Meclis Genel Kurulu'nda tartışılacak. Biz bu yayını çekerken henüz bu tartışmaya yönelik bir şey çıkmadı. Ancak şimdi bu teklif yasalaşırsa neler olacak diye bakarsak İçişleri Bakanı ve valilikler sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde bulunan ve hakkında terör soruşturması açılan isimleri görevden alabilecek. Derneğin faaliyetini geçici olarak durdurabilecek ve gerekli görürse yönetimlerine kayyum atayabilecek. Tüm derneklerin faaliyetleri geçici süreyle de olsa sınırlandırabilecek. Dernek yöneticileri hakkında yaptıkları bir basın açıklaması ya da basın toplantısı nedeniyle bir soruşturma açılırsa yönetimi yerine kayyum atanabilecek. Hemen kapatılmasına yönelik bir yetki maddesi olmasa da 48 saat içinde kapatmaya dair bir mahkeme kararı çıkarılırsa dernek kapatılabilecek. Bununla birlikte denetleme yetkisini bakanlık ve dernek denetçileri dışında polis, jandarma ve bekçiler de dahil kamu görevlisi sıfatı taşıyan herkesin bu denetimi yapabileceğine dair bir şey var. Düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na verilen mal varlığına el koyma yetkisinin herhangi bir mahkeme kararı uygulanmadan uygulanabileceği de söyleniyor. Bir de izinsiz yardım toplamaya dair de bir madde var. İzinsiz yardım toplayanlardan da 5.000 liradan 100.000 liraya kadar para cezası öngörülüyor ve bunun internet üzerine yapılması halinde daha farklı para cezaları şey oluyor. Şimdi biz bu derneklerin kapatılmasını aslında en çok bir gecede kapatılan dernekleri OHAL döneminde KYK'larla yüzlercesinin bir anda kapatıldığı bir durumda görmüştük. Şimdi bu yasa teklifi biraz şuna da çıkıyor aslında. Yani ya biz artık bu davadır, şusudur, busudur uzatmayalım. Biçimsel bir şekilde ilerlemesine de gerek yok. Tek adamın ve onun bakanlığının yetkisi istediği gibi durdurmaya, yöneticisini değiştirmeye, mal varlığına el koymaya da izin veren bir yetki tartışması bu aslında. Şimdi de şunu sormak istiyorum Sevda. Yani tüm bu yasa tasarısının içerdiği maddelerle de tabii burada daha kabaca ifade ediyoruz içeriğini. Bu torba teklifin yasalaşması kadın derneklerinin de yan yana gelip örgütlenen kadınlar için ne anlama geliyor? Onların bu örgütlenmesinin önüne ne gibi engeller koyuyor? Biraz burayı açabiliriz belki. Evet, senin de özetlediğin gibi aslında yeni bir deli dumrul yasasıyla karşı karşıyayız. Adı manidar. Bu teklifin adı işte kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi. Ama içeriğine baktığımızda resmen kitle örgütlerini imha kanun teklifi olduğunu görüyoruz bunun. Ve çok büyük bir hızla gündeme sokulup çok jet hızıyla da yasalaşmasını isteyen bir aslında anlayışla da karşı karşıyayız. Şimdi ilk bakışta tabii insan şunu soruyor, kitle imha silahlarının yayılmasını önlemekle kitle örgütlerini imha etmek ne alaka diye. Gerçekten de aslında bir
alaka yok. Ama diğer taraftan hükümetin de esasen fikri neyse zikrini araya sıkıştırıverme üstadı olduğunu bildiğimiz için hazır bu teklif meclisten alelace geçilecekken araya sivil toplum kuruluşlarını da aslında keyfi bir biçimde denetime alan, hatta yok etme planını devreye sokan bir torba da çıkarıverelim demişler gibi görünüyor. Şimdi konuyla ilgili açıklama yapan pek çok sivil toplum örgütü, insan hakları kuruluşu, dernek çok önemli noktalara değindi. Ve esas olarak bunun bir sivil toplumu imha sonucuna varacağına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Şimdi Türkiye'nin yasal düzenlemelerine baktığımızda aslında özellikle dernekleri ve vakıfları bağlayan gerçekten çok geniş düzenlemeler olduğunu, derneklerin hali hazırda devlete hesap verme noktasında yükümlülüklerinin çok büyük denetimlerle gerçekleştirildiği bir ülke zaten Türkiye. Yani bugün zaten kadın dernekleri, LGBTİ dernekleri çok iyi bilirler ve yaşıyorlar. Halihazırda bir sürü bürokratik formalite ve baskılar altında aslında çalışmalar yürütülmeye çalışılıyor. Bir de unutmamamız gereken bir şey var. Hani Türkiye'de o yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve dernek esas olarak yandaş olup olmama ikileminde devletin esasen çeşitli yardımlarından, desteklerinden faydalanabiliyorlar. Şimdi çok önemli bir nokta var. Birincisi şu, bu kanun teklifi diyor ki eğer diyor terörle mücadele kanunu kapsamında soruşturulan bir dernek yöneticisi varsa ben o dernek yöneticisini herhangi bir yargılama sürecine gerek kalmaksızın İçişleri Bakanlığı eliyle görevden alırım. Dernek faaliyetlerini bu nedenle durdurabilirim. Uzaklaştırılan kişiler yerine İçişleri Bakanlığı'ndan bir görevli atayabilirim, bir kayyum atayabilirim diyor bu. Şimdi demek ki İçişleri Bakanı'nın yani bu memlekette gerçekten de her gün mesnetsiz gerekçelerle yüz binlerce kişiye terörle mücadele kapsamında soruşturmalar açıldığı bir ülkede aslında keyfince derneklerin çalışmalarına el koyacağı gerçeğini gösteriyor bu. Tümüyle örgütlenmeye yönelik bir tehdit aslında. Şimdi biz çok iyi biliyoruz bu ülkede muğlak bir terör anlayışı var. Bu terör anlayışı aslında bakarsanız tıpkı çıkardıkları torba yasalar gibi torba bir kavramsallaştırma ve hani bugün iktidarın düşündüğü eksende düşünmeyen bu fikirlere aslında bakarsanız bu fikirlere muhalefet eden, bu fikirlerle uyuşmayan herkesin terör damgası yediği bir memleket ortamında yaşıyoruz. Örgüt üyeliği suçlamasıyla bu ülkede yılda 300 bin kişiye soruşturma açılıyor. Ve binlerce sivil toplum kuruluşu üyesi, gazeteci, işte dernek yöneticisi, siyasetçi bugün cezaevinde bu muğlak terör suçlamaları yüzünden. Ve bütün bunları bir araya koyduğumuzda ne olduğu belirsiz hani bir kavramsallaştırmayla ve sadece soruşturmanın başlamış olmasının kendisini yeterli görerek derneklerin yöneticilerinin el çektirilmesi ve dernek çalışmalarına aslında bir hani önüne geçilmesi, durdurulması öncelikli olarak muhalif dernekleri ve sivil toplum örgütlerini hedefe koymak demek. Şimdi senin de altını çizdiğin bir nokta daha var. Düzenleme yardım toplama faaliyetlerinin de önemli bir biçimde denetleneceğini ortaya koyuyor. Şimdi biz ne biliyoruz? Bugün özellikle kadın ve LGBTİ örgütleri büyük oranda yardımlarla ve bağışlarla ve örneğin internet üzerinden yaptıkları kampanyalar, destekler ve fonlarla ayakta duruyorlar. Çünkü bu ülkede kadınların ve LGBTİ örgütlerinin desteklendiği bir tablo yok. Tamamen bunlara bağımlı olarak, bunlarla birlikte ayakta durabilen, destek mekanizmalarını çalıştırabilen bir örgütlenme ağıyla karşı karşıyayız. Ha, bunlar belki hükümete yakın kadın örgütleri için geçerli olmayabilir. Ama hükümete yakın olmayan kadın örgütleri için esasen bu bağışlar ve yardımlar esasen onların ayakta durmasını sağlayan temel şeylerden bir tanesi. Şimdi eğer bu kanun tasarısı geçerse getirilen katı şartlar aslında dernek üyelerine ve kendilerinden destek talep edenlere
bu yardımlar sayesinde sunabildikleri olanakların da tümüyle kısıtlanacağı anlamına geliyor kadın ve LGBT örgütlerinin. Ve mesela önemli bir noktası daha var bu kanun teklifinin. Diyor ki kanun teklifi aynı zamanda diyor bir denetleme söz konusu olduğunda bir derneğe ilişkin. O derneğin ortak işler yaptığı, ortaklıklar kurduğu başka derneklerin de denetime tabi olması gibi bir şey söz konusu olabilir. Şimdi kadın ve LGBT dernekleri bakımından düşündüğümüzde bizim bütün hani ortak yürüttüğümüz çalışmalarda gördüğümüz önemli bir nokta var. O da şu. Kadın ve LGBT dernekleri aslında başka dernek ve kuruluşlarla kurdukları ilişkiler sayesinde biraz da işlerini yürütebiliyorlar. Fonlara başvuruyorlar, dernek olarak sunmak istedikleri hizmetlerden başka derneklerin de aslında uzmanlıklarından faydalanıyorlar, birikimlerinden faydalanıyorlar. Bu ülkede çok farklı alanlarda uzmanlaşmış ve kadınlara ve LGBT'lere farklı hizmetler sunan dernekler var ve ortaklıklar bütün bu farklı aslında dayanışma ilişkilerinin bir bütün halinde sunulabilmesinin olanaklarını yaratıyor. Kanun teklifindeki bu madde ise esasen bir dernek hakkında inceleme olursa derneğin ortak iş yaptığı başka dernek ve kuruluşların da denetlenmesini gerektirdiği için aslında zincirleme bir biçimde tüm dernekleri hedefe koymuş oluyor. Şimdi bu bir kere bugün işbirliği ve ortaklıkla ayakta durabilen bir bütün derneklerin, özellikle de kadın ve LGBT derneklerinin işbirliğini ve yardımlaşmasının da önüne bir engel olarak çıkarılacak önemli noktalardan bir tanesi. Çok ilginç bir yanı daha var. Bu denetlemeyi kim nasıl yapacak sorusu önemli bir soru gerçekten de. Bir muğlaklık var orada ve sivil toplum kuruluşlarına yapılacak olan denetimleri yapacak görevlilere mesela polislerin, bekçilerin, jandarmanın ya da benzeri kamu görevlilerinin de eklenebileceğini görüyoruz bu kanun teklifiyle. Şimdi düşünelim. Hali hazırda bu ülkede kadın ve LGBT örgütlerine yönelik devlet politikalarını geçirelim aklımızdan. Yaygın nefret ve ayrımcılık söylemlerini geçirelim aklımızdan, değil mi? Tüm bunlarla birlikte düşündüğümüzde bir jandarma, bir polis, bir bekçi hangi liyakata dayanarak, hangi bilgiyle bu dernekleri denetleyecek ve oranın aslında denetlenmesinin sonuçlarının kapatılma sürecine gidebileceği bir süreci işletecek? Nasıl yapacak bunu? Hangi dosyaları, hangi içerikleri, ne ölçüde bakacak? Cevabı yok bunun. Öyle istediler. Şimdi bizim şunu görmemiz gerekiyor. Gerçekten de çok uzun süredir özellikle kadın ve LGBT örgütlerinin üzerinde büyük bir denetim, sistematik bir baskı söz konusu. Biz bunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen o hallerle kapatılan yüzlerce kadın derneği örneğinden biliyoruz yani. Biz de kapatılan yayın organlarından bir tanesiyiz. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. KYK'larla on binlerce kişi işinden edildi. Yetmedi, 375 tane dernek kapatıldı bu ülkede. Ve aslına bakarsanız bugün karşı karşıya kaldığımız kitle örgütlerini imha teklifi bir bütün sürecin bir parçası olarak işlev görüyor. Mesela bunun öncesi var. Dernekler kanununda yapılan değişikliklerle mesela üye bilgilerinin tamamını İçişleri Bakanlığı'na bildirme zorunluluğu getirildi bu ülkede. Yetmedi, güvenlik soruşturması adı altında fişleme yapmak için adım atıldı. Bekçi yasası geçirildi bu ülkede. Bekçilere böyle olağanüstü yetkiler veren. Üstelik anayasaya aykırı bir biçimde geçti bütün bunlar. Biz mesela sosyal medya yasasını, baroların parçalanması yasasını bu süreçte üst üste yaşadık. Şimdi bununla birlikte, bu son teklifle birlikte aslına bakarsanız bir bütün olarak örgütlenme, ifade kendisini ifade etme özgürlüğü elinden alınmış olur. Özellikle de kadın ve LGBT'lilerin önüne bir de özel olarak kısıtlı imkanlarla ayakta duran ve kısıtlı imkanlarla devletin sunması gereken hizmetleri üyelerine, kadınlara, LGBT'lere, çocuklara sunan derneklerin önünde büyük bir sopa sallandığını görüyoruz. Yani o hal zaten fiilen sürüyor bu ülkede. Bir de bu yasayla birlikte korku duvarına bir tuğla daha eklenmek isteniyor. Neyse ki kadın ve LGBT örgütleri bu yasa gündeme geldiği ilk andan itibaren tartışmalara ve bunun karşısında durmaya yönelik adımlar attılar, hamleler yaptılar. Biz de Ekmek ve Gül olarak aslında
bu işlemez hale getirilen, kapatılan, kayyum atanan kadın derneklerinin, çocuk derneklerinin yarattığı boşluğun acısının ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve dolayısıyla bunun kadınlara, çocuklara, LGBT'lere maliyetinin ne olacağını da çok iyi biliyoruz. Artan şiddetin, üstü kapatılan olayların, desteğe, dayanışmaya erişemediği için yalnızlaştırılan kadın ve çocukların bütün aslında bu sürecin esas mağdurları olacağına ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla bu yasanın karşısındayız ve bütün kadın ve LGBT örgütleriyle birlikte de bu yasanın karşısında durmaya, birbirimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Evet, aslında bu yasanın da aslında geçmiş sürecin bir parçası olduğunu ifade ettin. Yani bu sonuçta sadece derneklere yapılan bir saldırıyla da karşı karşıya değil, toplam toplumsal muhalefete ve biat etmeyen her kesime, her örgütlenmeye, her kişiye yönelik ortak bir saldırının sürdüğünü de aslında görüyoruz. Tabii bu siyasi partilere de bir saldırı olarak devam ediyor. Bugün HDP üstündeki baskı ve HDP'nin kapatılmasına yönelik çıkartılan, söylenen söylemlerden de bunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de işte milletvekilliği daha önceden düşürülen ve yaptığı açıklamalar ve DTK çalışmaları gerekçe gösterilip açılan bir dava sonucunda da 22 yıl tutukluğuna karar verilen Leyla Güven de bu maskıya maruz kalan siyasetçilerden bir tanesi. Şimdi tüm bu yargıda stratejik değişiklik açıklaması AKP'nin ve tabii bunu da şöyle bir şekilde ifade etmişlerdi. İfade özgürlüğünü güçlendirmesi, örgütlenme özgürlüğünü güçlendirmesi üzerinden bu tartışmayı, yani bu açıklamayı yapmışlardı aslında Türkiye'de ifade özgürlüğünü güçlendirmeye yönelik önümüzdeki yıllarda yargıda stratejik bir değişiklik yapılacağı ama düne baktığımızda ve bugünkü işte demin bahsettiğimiz tartışmaya da baktığımızda ya da işte bu HDP milletvekillerine yönelik tutuklamalar, belediyelere getirilen kayyumlar, derneklere kayyum atama yasasının tartışılmasına baktığımızda toplamda bu yargıda stratejik değişiklik açıklaması üzerine onu da birlikte bir potada erittiğimizde nasıl değerlendirmek gerekiyor toplam tüm bu baskı ve saldırıları? Şimdi yargı reformunun arkasındaki zihniyetin ne olduğu aslında görmek istemeyenlerin bile gözüne sokulduğu örnekler bunlar. Şimdi biliyoruz ki AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde çok çeşitli çevrelerin desteği ve hatta dayanışmasıyla iktidar olmuştu. Ve bütün o süreçler farklı kesimlerden işte çeşitli aydınlar, sanatçılar, liberaller filan cephesinden hani düşünce özgürlüğünün ya da genel olarak özgürlüklerin işte önünün açılmasının bir aslında mecrası olarak AKP'nin işaret edildiği bir dönemde. Zaman içerisinde gerçekte fikrinin de zikrinin de bu olmadığı AKP'nin çok açık bir biçimde ortaya çıktı. Özellikle de işte 2015 sonrasında yaşanan gelişmeler esasen tek adam yönetiminin bütün aslında yönetimi böyle bir tek kişide toplayan ve ona itaat etmeyen herkesi bir terör suçlamasıyla yok etmeye çalışan, yani bastırmaya çalışan bile değil, yok etmeye çalışan toplam siyasetinin yansımaları bütün bunlar. Şimdi bir taraftan ama işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararından tutalım da işte bir taraftan da işte yargı reformu tartışmaları içerisinde özellikle çok uzun süredir tutuklu bulunan HDP'li milletvekillerinin ya da çeşitli sivil toplum temsilcilerinin ve yazarların durumuna ilişkin yükselen tepki AKP'yi de bugün gerçekten çok sıkıştırmış durumda. Şimdi Leyla Güven de bunlardan biri. Leyla Güven bizim kadın hareketinden de tanıdığımız, bildiğimiz isimlerden biri. Ve bu dosyayla birleştirilen 16 iddianamedeki suçlamalardan beraat etmiş bir isim aynı zamanda. Milletvekilliği düşürülmüştü, yaptığı açıklamalar,
gerekçe gösterilerek aslında saatlerce gözaltında tutulduğu ve sağlık problemleri, açlık grevinden sonra yaşadığı sağlık problemlerine rağmen çok uzun süre cezaevinde tutulduğu. Nitekim Leyla Güven'in bütün bu süreçleri yaşamış bir kadın olarak yine de örneğin bu son 22 yıllık cezayı çekmek üzere yola çıkarıldığında söylediği cümlenin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ben bu ülkede kalmaya ısrar edeceğim diyor Leyla Güven. Çünkü esasen hani bugün işte kayyum atamalarıyla iradeleri yok sayılan, dernekleri kapatılan, birlikte hareket etme olanakları tümüyle ellerinden baskıyla, polis zulmüyle, cezaevi korkutmalarıyla, işte hatta çıplak arama işkenceleriyle falan elinden alınan kadınların toplam sözünü, Kürt kadınların ve kadınların toplam sözünü söylediğini düşünüyorum. Yani bu ülke aslında bizim sesimizi kısmak isteyenlerin, bizi yok etmek isteyenlerin değil, bizim ülkemiz. Dolayısıyla burada kalmakta ve bütün bunlara karşı mücadele etmekte de ısrarımızın ben bir cümlesi göstergesi olarak aslında bu cümleyi değerlendiriyorum ve düşünüyorum. Leyla Güven'in bu zamana kadar özellikle Kürt Kadın Hareketi'ndeki pozisyonu, Kürt Kadın Hareketi'nin Türkiye Kadın Hareketi ile buluşmasının ortak aslında ortak bir mücadele yürütmesinin de sembol isimlerinden biri olduğunu da hatırlatmak isterim aynı zamanda. Dolayısıyla Leyla Güven'in yani sürekli olarak hedef haline getirilmesi ve böyle işte yargı reformunun konuşulduğu dönemlerde adeta bu reformun ne anlama geldiğini gösterecek biçimde böyle cezalandırılması da bu yargı reformunun kadınlara ne anlama geldiğini, Kürt kadınlar için, toplam olarak kadın hareketi için ne anlama geldiğinin de göstergelerinden biri olduğunu düşünüyorum ve buna tümüyle itiraz ediyoruz. Yani biraz önce konuştuğumuz konu, yani işte kitle örgütlerinin, derneklerin, sivil toplum örgütlerinin, partilerin, belediyelerin, kadın birimlerinin, işte bir taraftan da yasal statülerle olmasa bile platformlar, işte inisiyatifler olarak bir araya gelen kadınların ve LGBT'lerin bütünüyle yasa dışı hale getirilmesi, böyle kriminalize edilmesinin kendisinin bu ülkede çok geniş kesimlerden kadınların, çocukların ve LGBT'lerin yaşam haklarının elinden alınması anlamına geldiğini biz çok iyi biliyoruz. İfade ve örgütlenme özgürlüğü soyut bir şey değildir. İfade ve örgütlenme özgürlüğü işte bir kadının şiddet gördüğünde bir kadın derneğinin kapısını çalıp desteğe ihtiyaç duyduğunu söylediğinde o desteğin gereklerinin yerine getirilmesidir. Örneğin bir LGBT'nin bir derneğin kapısının kapısından içeri girdiğinde bütün o toplumsal aslında ayrımcılık ve nefret söyleminden korunmasının ve güçlenmesinin olanağı demektir ifade ve örgütlenme özgürlüğü. Bir çocuk istismara uğradığında onun davasının her koşul altında takip edilmesi, çocuk bu istismara uğrayan çocukların işte psikososyal desteklerinin hızlı bir biçimde sağlanması ve bu çocukların iyileştirilmesi demektir ifade ve örgütlenme özgürlüğü. İfade ve örgütlenme özgürlüğü soyut bir şey değil. Dolayısıyla biz de bu soyut olmayan hayatımızın bu kadar orta yerinde bizim haklarımızla, yaşam haklarımızla bu kadar ilgili olan bir meseleyi soyut bir tartışmanın değil, somut bir mücadelenin gündemi haline getirmeliyiz bence. Teşekkürler Sevda. Bugünlük programımızı burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.